Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben şu an Tahran'da Sadabad Kültür ve Tarih Kompleksindeyim. Şimdi bu kompleks ne? Biraz ondan bahsedeyim. Bu komplekse Kaçarlılar ve Pehlevi dönemine ait saraylar var. Bunları size göstermeye çalışacağım. Eğer kanalımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve o zili de açmayı unutmayın. Çünkü ben video paylaştığımda bazen çok fazla izlenmiyor. Bu beni biraz üzüyor çünkü yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İzlenmesini de istiyorum. Sonuçta bir zahmet var. Videolarımı desteklemek isterseniz videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ben size bu kompleksi göstermeye çalışacağım. Şimdi baktığımızda bu kompleks çok büyük bir ağaçlık alanın içinde. O kadar büyük ki git bitmiyor. Böyle 30 metrelik ağaçların olduğu bir yer. Bunları size tek tek göstereceğim. Böyle ağaçlık alanların içinde olan saraylar aslında tam bir Pers mimarisi. İranlılar mimariye ve tarihe önem verdikleri için bu mimariyi bu zamana kadar getirmiş bir millet. Size buradan nasıl bir yerde olduğumuzu göstereyim. Biz şu an buradayız. Zaferaniye kapısından girdik. Bakın. Burada 16 tane müze var. Aslında bunların hepsi saraydı, müzeye çevrilmiş. Gösterebildiklerimi size göstereceğim. Şimdi gidelim. Bu kompleks Elburz Dağ eteklerinde. Bakın şuraya. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Tahran çok fazla hava kirliliği olan bir yer ve çok fazla gürültü var. Burası böyle huzurlu bir yer ve havası da temiz. Azıcık nefes alalım burada. Beğendin mi? Evet, çok. Bu kompleks çok büyük. Kaç hektar olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çünkü birçok kaynakta farklı bilgi vermişti. O yüzden size yanlış bilgi aktarmak istemiyorum. Burada bir tane heykel var, 50 yıllık, 2. Pehlevi zamanına ait. Bir anne var, hem hamile hem de kucağında bir çocuk var. Burası İran'ın kuzey bölgesine kalıyor ve o yüzden daha fazla yağış alıyor. Yani bilmiyorum yağmur mu yağmış yoksa sulamışlar mı diyeceğim de dün akşam güney kısımlara da yağmur yağıyordu. Yeni yağmur yağmış. Burası Beyaz Saray, şu anki adı Millet Müzesi. Burada Okçu Areş'in heykeli var. İran mitolojisinde önemli bir konuma sahip. İranlılar ve Turan Savaşı'nda sınır belirlemek için Okçu Areş yayını geriyor. Sonra ok attığında o kadar uzağa gidiyor ki durmak bilmiyor. Canını orada veriyor. O yüzden İranlılar için çok önemli bir konuma sahip. Bu heykelin aynısı Tuz şehrinde Firdevsi'nin kabrinin bulunduğu komplekste de var. Millet Müzesi'ne girmeden önce size şuradaki heykeli de göstereyim. Buradaki kocaman çizmeler Rıza Şah'a ait. Desful şehrinde devasa bir heykelken devrim zamanında bunu yıkıyorlar. Sonrasında da buraya getiriyorlar. Bakırdan yapılmış sanırım. Bakın. Küçücük kaldım yanında. Burası 2. Pehlevi Muhammed Reza Şah'ın sarayı. İlk zamanlarda burada kalıyorlar. Sonrasında Niyavaran Sarayı'nda kalmaya başlıyorlar. Ve burayı yazlık olarak kullanıyorlar. Burada hiçbir şekilde siyasi toplantılar yapılmıyormuş. Sadece kendilerine aitmiş.
Burası misafir yemek odası. 20'den az misafirleri burada ağırlıyorlarmış. Şuraya bakar mısınız şu halıya? Ne kadar büyük? 86 metrekare. Ve bundan daha büyük halılar da var. Burası bekleme odası. Camları kurşun geçirmez. Burada Muhammed Reza Şah'ın ve eşi Ferah Dibe'nin bronzdan yapılmış heykeli var. Orada da bir tane var. Birisine İranlı biri, diğerinde Rus birisi yapmış. Buradaki halı da 98 metrekare. Burası Muhammed Reza Pehlevi'nin çalışma odası. Buradaki işlemeler altın kaplama. Burası Muhammed Reza Şah ve Ferah Diba'nın dinlenme odası. Sanırım yatak odası. Burada dinlenme odası yazıyor. Şu duvar kağıtlarına bakın. Bunlar kumaştan. Burada bir tane zil varmış. Acil durumlarda hemen bekçiyi çağırabiliyorlarmış. Buranın mimarisi Fransız mimarisi. Ve şuradaki parfümleri görüyor musunuz? Onların hepsi Fransa'dan getirilmiş. İkinci katta böyle bir yüksek tavan görüyoruz. Firdevsi'nin Şahnamesinden Frigsler yer alıyor. Zaloğlu Rüstem, Avcı Behram hikayelerinin sahnesi var. Hüseyin Tahirzade tarafından bu Frigsler çizilmiş. Normalde burada video çekmenin yasak olduğunu söylemişlerdi. Ama ben rahatlıkla çekebiliyorum, kimse bir şey demedi. Hiçbir yerde de yasak yazmıyor. Burası da yemek odası. Öğle yemeğini şu masada, akşam yemeğini şu masada, kahvaltıyı şu ve ikindide de atıştırmalı orada yiyorlarmış. Çok büyük ve gösterişli bir oda. Şu halının büyüklüğüne bakın. 145 metrekare bu halı. Çok büyük. Acaba en büyüğü bu mu? Yani bu oda çok büyük. Büyük bir ihtimal bu olması lazım. Burası da resmi toplantıların yapıldığı yer. Siyasi değil de resmi. Arasındaki fark ne kadar bilmiyorum tabii. Burası da ailenin bir arada oturduğu oda. Renkli televizyonları bile varmış, düşünün. Yani tamamen bu eşyalarla burada yaşıyorlardı. Burası da yarım günlük dinlenme odası. Evet, yemek odasındaki halı en büyüğü çünkü başka yoktu. Buna bak. Bu. Ne? Aa. Hayır, sonradan yapılmıştı. Hayır. Emin misin? Evet. Ciddi misin? Evet. Olabilir de. O kadar da eski bir tarihi yok çünkü. Sonuçta kaç yıl önce oluyor? Kaç yıl hüküm sürdü? Rıza Şah Pehlevi. 43 yıl zaten devrim yapıldı. Hı. 10 yıl hüküm sürdü desek 50 yıllık, 53 yıllık. Tamam, olabilir. Son dakika çıkarken çekim yapmak yasak dediler ama biz çekimlerimizi yapmıştık. Şimdi burada saltanat mutfağı var. Oraya da bir bakalım.
Burası saltanat mutfağı. Video çekimi yasak dediler. Saltanat mutfağını çok fazla çekemedim. Çünkü orada sorumlular video çekmek yasak dediler. Yavaştan çektim. Zaten gösterebildiğimi gösterdim ama mutfak aletlerini dikkatimi çekti. Yani şu anda bile çok kaliteli ürünler onlar, düşünün. Şimdi Yeşil Saray'a doğru gidiyoruz. Bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Şimdi Yeşil Saray bu tarafta. Şu yola bakar mısınız? Git bitmez bu yol. Burası çok büyük. Pehlevi zamanına ait en büyük tarihi mekan burası. Böyle elektrikli arabalar var. Götürüyorlar. Ücret alıyorlar mı bilmiyorum. Eğer geçerse biz de bineceğiz. Geçmedi şimdilik. Elektrikli arabalar geliyor şimdi. Ona binelim. Şimdi bindik. Kişi başı 5000 tümendi. Bilet fiyatlarını da çıkarken size söyleyeceğim. Orada çekim yapmadım. O yüzden dedim çıkarken fiyatları hem İranlılara ne kadar hem de yabancı turistlere ne kadar hepsini tek tek söyleyeceğim. Yeşil Saray bu tarafta. 1921 darbesiyle Rıza Şah İran'ın tahtına geçiyor ve burayı satın alıyor. Sadabat kompleksinin ilk sarayı aslında burası. Şimdi gidelim yakından görelim. Ağaç ne kadar güzel. Vay, güzelmiş. Bakın üst kısımları yeşil. Yeşil olduğu için buna Yeşil Saray diyorlar. Diğer adı aslında Taş Saray. Buranın mimarisi öyle bir şekilde yapılmış ki burası hiçbir şekilde yıkılmıyor. Ve İran'ın en güzel saraylarından bir tanesi. Burası toplantı odası. Burada Rıza Şah'ın heykeli var. Mobilyalar Fransız. Ve bu halı da bu sarayın en büyük halısı, 75 metrekare. Burası bekleme odası. Koltuklar yine Fransız. Masalarda gümüş işlemeler var. Ve burada Rıza Şah'ın bir resmi var. Burası Rıza Şah'ın çalışma odası. Duvarlarda tezhipler var. Ve masası, sandalyesi de Hatem Kari. Burası Rıza Şah'ın yatak odası. Tamamen ayna işleme. Perdeler ipek ve gümüşten. Mobilyaların kumaşları Fransız. Buraya bakın, Pehlevi zamanının 3 nesli. Reza Şah, Muhammed Reza Şah ve veliahtları Reza ki gelemedi. Reza Şah normalde yerde yatıyormuş. Muhammed Reza Şah zamanında bu yatak buraya getirilmiş. Burada Reza Şah'ın resmi var. Ve buradaki duvarlardaki duvar kağıtları değil, duvar kumaşları. Bunlar kumaş. Burada da tuvalet banyo var. Musluklar altın kaplama. Tam buradan gözükmese de şöyle göstermeye çalışıyorum.
sarayın alt katındayız. Işık biraz az burada. Burası öğle yemeği masası. Karşıda da Reza Şah'ın heykeli var. Bu tarafı da güzelmiş. Manzaraya da bir bakalım. Burası şehrin güney tarafı. Yemyeşil. Şimdi de böyle bir minibüse bindik. Burada İran aslanı heykeli var. Diğer tarafta da var. Burası Saltanat Kıyafetleri Müzesi. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Burada böyle bir akarsu var. Burası Kaçarlılar dönemine ait kıyafetler. Kaçarlılar döneminde kadınlar yüzlerini beyaz peçeyle örtüyordu. Buralar da aynı şekilde Kaçarlılar dönemine ait kıyafetler. Bunlar İran'ın her bölgesindeki geleneksel kıyafetler. Bakın. Birinci kıyafet Hürmüzgan'a ait. İran'ın güneyi. İkinci kıyafet Bahtiyarilerin kadın kıyafeti. 2 ve 3. 4 de aynı şekilde erkek Bahtiyari kıyafeti. 5. Kaşgari kıyafeti, 6 ve 7 kadın Kaşgari kıyafeti, 8 erkek Türkmen kıyafeti, 9 da Türkmen kadın kıyafeti, 10 Azerbaycan kıyafeti, 11 Kürt kadını kıyafeti, 12 ise Kürt erkeği kıyafeti ve 13, 14, 15 de Kürt kadının kıyafetleri. Bunlar çoğunlukta olan İran'daki yaşayan gruplar. Ama İran'da bu grupların dışında da bir sürü grup var. Bunların nüfusu yüksek ve hepsinin eyaleti var. Şimdi diğer tarafa bakalım. Burada yine kıyafet var. Bir ve iki Türkmen kadını kıyafetleri. Çok güzel, ilk defa gördüm. 3 Beluç kıyafeti. Bunlar tamamen el işlemeleri. 4 de aynı şekilde Sistan Beluçistan kadın kıyafeti. Kabe'nin örtüsünden bir parça. Arabistan Kralı Muhammed Reza Şah'ı bunu hediye ediyor. Kaçarlılar dönemine ait resimler var. Burası Kaçarlılar dönemine ait değil. Pehlevi dönemine ait. Burada Kaçarlılar dönemine ait resimler var. Aşağıda daha fazla vardı. Bunlar da Pehlevi dönemine ait askeri kıyafetler. Ferah Diba Muhammed Reza Şah'ın ikinci eşi. Üstündeki kıyafet tam olarak burada. Burada da Ferah Diba'nın nişanlığı var. Şu. Şu kıyafeti de tam olarak burada. Burada Ferah Diba'nın gelinliği var. Burada da düğün fotoğrafı var.
Muhammed Reza Şah ve eşinin resmi tabağa işlenmiş. Muhammed Reza Şah ve eşi. Bu da Ferah Diba. Tabakların üzerinde Pehlevi Melikesi yazıyor. Bu tabaklar Alman yapılı. Altın işleme ile Pehlevi'nin taç merasimini gösteriyor. Ve üzerinde FP yazıyor. Yani Ferah Pehlevi. Bakın şurada. Başında. Burada da seramik yemek takımları var. Burada tepsiler var. Fotoğrafları da var. Kur'an var. Gümüş kaplamalı. Gözüm görmüyor. Gümüş kaplamalı. Size gizli gizli video çekiyorum. En hassas olunan yer Yeşil Saray'dı. Orada her yerde sorumlu vardı video çekmesinler diye. Ama en gösterişli saray da oydu. Bazı yerlerde sessiz konuştum artık, kusura bakmayın. Ama size çok güzel video çektim. Normalde kimse çekemiyor buradan. Direkt videoyu kapattırıyorlar. Devrim olduğu zaman Muhammed Reza Şah ve eşi İran'dan gidiyorlar. Sonrasında Muhammed Reza Şah hastalanıyor ve ölüyor. Şu an Ferah Diba hala yaşıyor. Fotoğraflarını size göstermiştim. Çok güzel bir kadındı. Şu an yaşlı ama hala çok güzel. İran Başkanlık binası buraya çok yakın. Tabii onu size gösteremeyeceğim. Şimdi Araba Saltanat Müzesi'ne geldim. Böyle bir yer. Burada saltanat arabaları var. Şu araba çok güzel. Bu Kaçarlılar dönemine ait bir fayton. Burası araba müzesi, saltanat arabası müzesi. Son olarak da saltanat albümü müzesine geldik. Birçok müze vardı ama bunlar benim ilgimi çekti. Ben bunları gezdim. Bakın burada Reza Şah ve Atatürk'ün resmi var. Reza Şah'ın son ülke dışına çıkışı Türkiye oluyor ve Atatürk'ü ziyaret ediyor. Ben bu müzeye sırf bunu size göstermek için geldim. Aslan ve Güneş elinde kılıç var. Pehlevi döneminde İran bayrağında resmi vardı. Buradaki tacılar da Ferah Diba'nın taclarının örnekleri. Şu albüme bakın. Hatem Kari ve Mine Kari işlemesi var. Muhammed Reza Pehlevi'nin oğlu. Şu fotoğraf makinelerine bakın. Ne kadar eski ve farklı. Radyoya bakın. Ne kadar ilginç. Muhammed Reza Pehlevi'nin oğlunun bir tane köpeği var. Bakın, bu köpeğini çok seviyormuş ve onun mezar taşı. Köpeği vefat ettiğinde onu gömmüşler ve mezar taşı da koymuşlar. Belli ki Muhammed Reza'nın oğlu hayvanlara ilgisi var. Bakın, çok farklı hayvanlar var.
Giriş ücretlerini size söyleyecektim ama şu an kapıyı kapatmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam yabancı turistler için giriş 200 bin tümen. Yaklaşık olarak 100 liradan biraz daha fazla oluyor. Ve her müzeye girişte 50 bin tümen. Yerli turistler için de giriş ücreti 50 bin tümen. Yanlış hatırlamıyorsam. Her müze için de 5 bin tümen veriyorlar. Az önce video çekerek şu tarafa gidiyordum. Sonra önüme asker geldi, geri dön dedi. Meğerse başkanlık şu tarafta dedi eşim, o yüzdendir. Ben de konuşa konuşa gidiyorum. Şah Pehlevi'nin sarayını gösterdim. Şimdi de İslam devrimini yapan İmam Hümeyni'nin evini göstereceğim. Burası İmam Hümeyni'nin evi. Çok sade bir yaşantısı vardı. Burada bayağı bir güvenlik vardı. Kameramı verdim, telefonla çekiyorum. Normalde izin vermiyorlardı. Biz burayı göstermek istediğimizi söyledik, izin verdiler. İçeri girmeye izin vermiyorlar. Buradan çekim yapıyorum. Bütün siyasi konuşmalar buradan yapılıyormuş. Burası İmam Hümeyni'nin evi. Bu tarafta da bir tane Cemaran Hüseyiniyesi var. Hüseyiniye matem programlarının yapıldığı yer. Ve İmam Hümeyni buradan direkt oraya geçip konuşma yapıyormuş. Normalde onun gelişi diğer tarafta. Orayı da göstereceğim size. Ama İmam Hümeyni direkt buradan gidiyormuş. Çok sade bir yaşantısı vardı. Gösterişten uzaktı. Hatta kendisi vefat etmeden önce hiçbir şekilde çocuklarının siyasete karışmasını istemiyordu. Benim adımı kullanmayın diyordu. İmam Hümeyni vefat ettikten sonra şu an türbesinin bulunduğu yer çok gösterişli bir yer. Ama bunu kendisi yaşasaydı bence istemezdi. Şu an aşırı gösterişli bir yer. Onu da başka bir zaman size göstereceğim. Şimdi gidelim o Hüseyiniye'ye de bakalım. Burası da Hüseyiniye. Burası Hüseyiniye'nin içi. Evindeki kapı tam şuradan açılıyor. Burada konuşma yapıyordu. Burada da fotoğraf galerisi var. Allah için çok yakışıklıymış. Bakın. Evine bakın. Daha sonra yine evi. Yani tam olarak aynı yer.
Hemen burada Haşimi Refsancani'nin de evi var. İmam Hümeyni'nin devamlı yanında olan biriydi. O da Cumhurbaşkanı olmuştu. Selam. Onun evi de böyle bir yer. Burada da Balmumu heykeli var. Burası da kitaplık. Burada Emir Kebir'in resmi var. Burası da böyle bir yer. Burası da bahçesi. Ama güzelmiş. Bakın. İmam Hümeyni'nin evi şu anlık ziyarete kapalıydı. İzin vermiyorlardı girmemizi. Biz Sadabat Sarayı'na gittiğimizi, çok gösterişli olduğunu ve İmam Hümeyni'nin de evinin sadeliğini merak ettiğimizi söyledik. Öyle söyleyince izin verdiler. Onları size göstermeye çalıştım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.